süren genel taize bu. Bu da kolaylaştırmak için, işi kolaylaştırmak için buldukları bir yöntem. Ama her zaman böyle olacak mı? Yok. Aynen öyle. Devrim cümlelerde ben zaman zaman seviyorum devrim cümle kullanmayı. Bazen hani şiir okur gibi oluyor anlatırken. Devrim cümlelerde de vurgu önemli. Devrim cümlelerde son sözcüğün cümlenin başına gelmesinin nedeni önem kazanmış olmasından. Yani o sözcüğü başa almamızın... Yani özellikle yarın uçakla Ahmet geliyor. Yani Ahmet kullanıyor. Uçakla Ahmet yarın geliyor. Yükleme ilk yakın olan kelime kullanmak istemem. Doğru, teşekkür ederim katkınız için. Çoğu zaman yüklemde hemen önceye konuluyor. Vurgulamak istediğimiz şey, önem sırasında, yüklemden önceye konuluyor. Konulmaya da bilir. Sizin vurgulamanızla o öne çıkar. Cümle aynı. Ahmet yarın Ankara'dan uçakla geliyor. Cümle bu. Yani bir sırada bir değişiklik yok. Ama vurgulamayı da değiştirebiliriz. Ahmet yarın Ankara'dan uçakla geliyor. 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 Yani sıralaması değişmemesine rağmen vurguyla önemin altını çizebiliriz. Önemli olan neyse vurgu da orada. Kim yarın uçakla Ankara'dan geliyor? Ahmet yarın Ankara'dan uçakla geliyor. Ahmet ne zaman uçakla Ankara'dan geliyor? Ahmet yarın Ankara'dan uçakla geliyor. Yarını vurguluyorum. Ahmet yarın neyle Ankara'dan geliyor? Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Uçaklayı vurguladım. Ahmet yarın uçakla nereden geliyor? Ahmet yarın uçakla Ankara'dan geliyor. Ankara'yı vurguladım. Neyin altını çizmek istiyorsanız onu diğerlerinden daha farklı şekilde söylemek, diğerlerinden ayırmak zorundasınız. Bunlar bir inşaatın temeli. Yani karkas mı diyorlar? Hayır, buyurun. Kimdir acaba söz almak isteyen? Ben Kader Hanım. Kader Hanım, buyurun. Kader Hanım, niye ayıp gelmiş Kader Çömlekçi? İkinci kez katıldım. Derslere sürekli de yazar. Her mesajınızı görüyorum, sağ olun. Her akşam da ekrandan selam göndermeye kalkarsam o zaman seyirciler ki Kader Çömlekçi torpil yapıyor. O yüzden bazen görmemiş gibi davranıyorum. Alınmayın lütfen. Kader Hanım ama takip ediyorum. Mesajlarınızı da görüyorum, sağ olun. Bir parantezi kapatayım. İlda Hanım mail atmışlar çalışmadığı için ya notalara yanlış basıyorsunuz ya da hiç basmıyorsunuz. Hangi mesleği doğru dürüst çalabilirsiniz yanlış notalara basarak? Hiçbir. Demek ki önce müzik aletinizin sesleri iyi bir tınıyla çıkarabilecek özelliklerine ve donanıma sahip olması gerekiyor. Bizim elimizdeki müzik aleti ne? Bu. Gövdemiz. İnsan vücudunun %18'i ön gövde. %18'i arkası, %36 etti. Yani neredeyse %40'ı ön ve arka gövde. Gövdenizi iyi kullanın arkadaşlar. Nefes aldığımız organımız gövdenizin içinde. Karın boşluğunun üstünde, göğüs boşluğunda. Karın ve göğüsün arasını dolduğu gibi nefesle doldurun. Şişelerine alarmın takılmadı, eski günlere dönmek istiyoruz diyor Kader Çömlekçi. Yani herkes kendi bütçesine göre etkinliklerde süs şişelerine alarmın takılmadı, eski günlere dönmek istiyoruz diyor Kader Çömlekçi. Yani herkes kendi bütçesine göre geçen yıl ki hayat tarzına ödül vermek durumunda kaldı. Ama birileri çok mutlu, işlerini de